Köyümüz 1886 yılında kurulmuştur. Bulgaristan'dan gelmiştir. Etapta 20 hane Aralık'ta gelmiştir. Şu anda 45 hane falan varız. Yazları aşağı yukarı 85-90 haneye çıkıyor. Sumumuz şu an itibariyle 150. Ama yazın bu 300-150'ye çıkıyor. Kapımız da atalarımızdan gelenekten dolayı akşamları kapanır, sabahları açılır. Veya gelen misafir gelirken açar, çıkarken kapatır. Bu şekilde hayvanlar köyümüz içinde otluyor. Otlak yer olduğundan dolayı dışarı çıkmaması için, bahçelerimiz var aşağıda, bahçelere çıkmaması için bir nevi kötü niyetli insanlara karşı da bir nevi şey oluyor bu. Nasıl diyeyim ben sana? Savunma. Savunma oluyor yani kapımızda. Eskiden kilitleniyormuş, şu anda kilitlenme yok. Araba günde yüzlerce araba geçiyor. Kilitleme şansımız yok yani. Kapımız daha önce ahşapmış. Daha önce muhtarlarımız tarafından demir yapılmış. Şimdi tekrar biz görev gelince tekrar yeniledik. Duvarları yeniledik. Burada bir kanal vardı, onu örttük. Bu harabelikten kurtardık burayı yani. 1969-83 yılları arasında bu köyümüzde öğretmenlik yaptım. Benim çocukluğumdan beri bilirim kapının olduğunu. Hatta o zaman ahşaptı kapılar. Kaldırıp açıyordun, kaldırıp örtüyordun. Muhtarımızın dediği gibi dışarıdan gelen kapıyı açar, geçit yapar, tekrar gitmek için şey yapar, kapıyı örter, öyle gider. Tabii sonra bu ağaç kapı atıl oldu. Demir kapı yapıldı muhtarlarımız tarafından. Köyün sırtmaşını yaptık biz. Köyün yukarıdan bu tarafa gelecekse yukarıdan aşağı toplanır sığırlar. Kapı burada kapalıdır. Bütün sığırlar burada toplanır, merağa gider. Bir gün tabii yine yukarıdan bir sığır topluyoruz. Çok zaman dağa giderdi. Bu harman biçiminde, harmandan sonra buraya gider. Yukarıdan sığırları topladık, aşağı doğru getiriyoruz. Kapı kapalı biliyoruz. Biz de kapı açık. Bütün sığırlar ovaya dalmış. Tabii o zaman babam geldi, dersini verdi. Önce kapıya bakarsın falan diye. Böyle bir hatıramız oldu ya. Bu kapıların olayı daha önceleri mesela köyümüzde hayvanlar dışarıya çıkmaması için güvenlik açısından kapılar sürekli kapanıp örtülür ve bahçelere gitmemesi için zarar vermemek için komşulara genelde bu kapıya çok dikkat edilir. Bazen de geceleri mesela babalarımız zaman zaman hırsızlık olaylarında bu kapının dibinde nöbet tuttuklarını da bilirim ben. Yani zaman zaman bazen hırsızlıklarda bir nöbet tutulurdu. Komşu olarak 3-5 kişi. Böyle olaylar oldu. Kapıyla ilgili eskiden beri ağaç kapıydı burada. Sonradan demir yaptırdılar. Çürüdü mürüdü. Bu muhtarımız da yeniledi kapıları. Güzel oldu yani. Hiç çobana da benzemiyormuş o. Nasıl benzemez ya, benim her tarafım çoban.